Şimdi şöyle öncelikle biz söze tecrit durumuna hukuki bir izahat getiremediğimizi söyleyerek başlamak istiyoruz. Biz hukukçular olarak defalarca kez dile getirdik. Tecrit sisteminin başlı başına tecritin bir işkence olduğu ve özellikle İmralı tecrit sisteminin lağvedilmesi gerektiğini defalarca kez dile getirdik. Şimdi somut örnek vermek gerekirse öncelikle Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecrit diğer cezaevlerine nasıl yansıyor? Örneğin Sayın Abdullah Öcalan'ın 1999, 15 Şubat 1999 yılından beri avukatlarıyla yaptığı bütün görüşmeler devlet yetkilileri tarafından kayıt altına alınıyordu. Biz bunun infaz yasasına yansımasını nasıl gördük? 2016 yılında OHAL kanun hükmünde kararnamesiyle beraber avukatların hükümlülerle yaptığı görüşmelerde belli şartlar, tabii ki belli şartlar sayılarak belli şartlar dahilinde bu görüşmelerin kayıt altına alınabileceği düzenlemesi getirildi. Sayın Abdullah Öcalan'a uygulandığında ses çıkarılmayan bu durum 2016 yılında getirilen düzenlemeyle beraber diğer hükümlülere de uygulanmaya başladı. Bu somut örneği. Şunu dile getirmek istiyoruz. Öncelikle tecrit sisteminin uygulama sebebi nedir? Sayın Abdullah Öcalan tutulduğu günden bu yana özellikle Kürt sorunun çözümü noktasında bir irade sergilemiş ve bu sorunun çözümü noktasında kendisinin girişimlerinin olabileceğini, sorunu çözebileceği yönünde kendisi defalarca kez beyanlarda bulunmuştur. Sorun çözülmek istenmediği için maalesef mevcut AKP-MHP hükümeti ile yine önceki hükümetler sorunu savaş politikalarıyla çözmek istedikleri için hiçbir zaman Sayın Abdullah Öcalan'ın demokratik yollarla çözüm girişimine ve teşebbüsüne karşılık girişimde bulunmadılar. Bu sebeple tecrit durumunu daha da ağırlaştırdılar. Özellikle 2015 yılından sonra gerçekleşen savaş durumuyla beraber hem Sayın Abdullah Öcalan üzerinde hem de tüm diğer cezaevlerinde tecrit derinleşmeye başladı. Kendisi yaklaşık 35 aydır kendisinden hiçbir şekilde haber alınamamakta. Bakın bir hükümlünün, bir insanın 35 aydır kendisinden haber alınamadığı bir durumdan bahsediyoruz. En son 25 Mart 2021 yılında kardeşi Mehmet Öcalan'la yaptığı bir görüşme var ki kendisi bu görüşme sırasında da görüşmeyi bu durumu protesto ettiğini belirtmiştir. Ondan önce gerçekleştiği bir avukat görüşü var 2019 yılında. Zaten 2019 yılına kadar da biz 2011 ve 2019 yılları arasında da Sayın Abdullah Öcalan'ın 8 yıl boyunca avukat görüşünün dahil engellendiğini biliyoruz. Ki son olarak dediğim gibi 2019 yılında bir avukat görüşmesi oluyor. Daha sonra 2021 yılında kardeşle yaptığı bir telefon görüşmesi oluyor. Bakın infaz kanunu açık. İnfaz kanununun 25. maddesi hükümlünün ailesiyle görüş hakkını düzenlemiş. Yine aynı kanunun 59. maddesi hükümlünün avukatlarıyla görüşmesini düzenlemiş. Biz bu açık kanuni düzenlemelere karşı Sayın Abdullah Öcalan'ın hem ailesiyle hem avukatlarıyla görüşünün engellendiğini görüyoruz. Yani kendisiyle ilgili istisnai bir hukuk uygulanıyor. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit sisteminin uygulanmasıyla beraber kendisiyle ilgili verilen ihlal kararlarının da biz uygulanmadığını görüyoruz. Kendisi 1999 yılının Haziran ayında yapılan yargılamayla İdam cezasına çarptırılmış. Kendisi terörle mücadele kanunun 17. maddesindeki düzenlemeye dayanarak kendisine ölünceye kadar hapis cezası verilmiş. Şimdi bu düzenlemenin biz başlı başına hukuksuz bir durum olduğuna değinmek istiyoruz. Ki evet terörle mücadele kanunun 17. maddesi ölünceye kadar hapis ibaresini geçirerek bu durumu düzenlemiş. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle 2014 yılında Sayın Abdullah Öcalan'la ilgili verdiği kararında bu durumun umut hakkını ihlal ettiğini ve bu ağırlaştırılmış tecrit sisteminin, infaz rejiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinde düzenlenen işkence yasağının ihlali olduğu yönünde bir değerlendirme yapmış. Yine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2021 yılında bu duruma ilişkin Türkiye'nin yasal düzenleme yapması yönünde bir tavsiyede bulundu. Tabii ki bu durumla ilgili Türkiye henüz herhangi bir adım atmış değil. Hükümlülük durumunun, mahkumiyet durumunun gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim Anayasa'nın 90. maddesinin 5. fıkrası milletler arası anlaşmaların bu hususlarda esas alınması gerektiğini düzenlemiştir. Biz bu sebeple 25 yıllık sürenin dolduğunu ve Sayın Abdullah Öcalan'ın koşullu salıverme koşullarının oluştuğunu düşünüyoruz.